Ya işte bir Renato W'su var ama o da ne kadar yeterli olur göreceğiz. Of, Thresh geldi. Thresh Aphelios zaten uzun zamandır Aphelios'un en iyi partnerlerinden. Hasarları var ama çok aradalar yani. Ani ve devamlı hasar konusunda çok arada kalıyorlar. Belki hani dördünü birleştirirsen, Trundle'ı birleştirirsen bir şeyler yapabilirler. Kitle kontrol yeterince var ama diğer tarafta ani hasarla devamlı hasarı çok güzel daha dengelemiş durumda EDG. Blaver tabii bu riske karşılık geldi oraya. Bu riski görüyorsun ama göründü. Totem onu gördü. Üstünden geçti. Ha, zaten burada ne yapabilir ki? Meiko yalnız 2'de 2. Zivin üzerinde tutuşuyor Meikan. EDG'den orta koridora dev bir baskın var. Sıçra attığı yere aldı. Bakalım Jensen ne yapacak burada? Sıçra attığı yerde. Yani Jensen o üçlüyü gördükten sonra muhtemelen mouse ve klavyeden elini çekecekti. Peki EDG başlar mı? Başlayabilir. Artık ki paşa gönülleri ne isterse abi. Ya, Faj yarı canlı ve takaslara devam ediyor falan. Re, şimdi Blaber'ın üzerine tutan bir ölüm cezası üzerine ulti. Bir de derisini yüz. Blaber kurtarma paketi geldi ama yapabileceği hiçbir şey yok. Ne paketi bu? Şimdi Scott Zven'i kovuluyor. Bir tane daha Meiko'dan. Oy. Oy. Meiko %100 isabet oranında oynuyor ölüm cezalarında. Bu sefer evinden aldırdı yalnız. Evet ve EDG Edge'leri de başlıyor. Buraya gelmesinin imkanı yok. Hayda. Sen yürüyen rakiplere tuttur onu, yerinde duran Edge'lere kaçır. Hocam, zoru yaparız, kolay da uğraşmayız. Meiko bütün stil puanları gitti bir anda Meiko. Vallahi iyiydi. Meiko karizmayı çizdirdim be abi. Hemen kanatlanıp uzaklaşıyor oradan. Kule düştü bile. CC görür gibi. Üst koridordaki altın farkı 1000, hop 1500'lere kadar çıktık bu kuleyle beraber. Ya daha ilk eşyası bitiremedi Berserker. Sanırım bu üstü dönüşle alacak. Bu arada alt koridorda Scout. Bıraktı mı? Zven'i yakalamış, bıraktı. Berserker döndü üstse. Bu beni de döver dedi. Kurtarma paketi. Aa. Hala kullanılacak bir alamet var. Ejder de rahatlıkla alınıyor. Ve bakalım vade ne olacak? Vadin ne olacağı pek... Ya tamam bu eşya dizilimin yapıldığını biliyoruz ama o kadar geride tek bir eşya var üstünde. Bu arada... Eşya dizilimi değil, eşya var. Aynen eşya var sadece. Yerine mıhladı birkaç kişi fakat kuleyi almak için yeterli olacak mı derken önde kalan bir Blaber derisini yüz ulti tutuşturdu bırakıldı ve çok rahat bir skor. Bu arada geri dönüşünde Sven'den iyi bir ulti gelmiş olmasına rağmen sadece Meiko'yu alabildiler. Alt koridora sinyaller geliyor. Bu arada Blaber'ın üzerine bir hamle. %20 canını aldı Blaber'ın. Kullanılan bir Makoy ultisi var. Buraya bir gelen ışından var şimdi Faj'dan. Yani buraya ışından geldi ama sadece birkaç saniye durdurdu bu EDG'yi. Scout'a geliyor. Jenner Prangles'ı kullanıldı. Scout'ın gelişiyle birlikte savaşı isteyecek burada EDG. Kullanılan harika bir ulti Viper'dan. Herkese hasar bıraktı. Berserker'ın ölümsüz kalkan yayı da tetiklendi burada. Bir tane ok gönderdi rakibin üzerine. Blaber'dan kullanılan defansif bir sıçra. Araya giren bir scout var şimdi. Cloud9 oyuncuları birlikte kalmaya çalışıyor ama aralardan esip geçen bir scout var. Toplamda 4 skor. Jensen de kuleden hasar alarak düşecek. 5'e 0 tertemiz bir katliam. Balık avlar gibi paramparça ettiler orayı. Ya bu arada ayrıktan gördünüz mü bilmiyorum, bir tane EDG taraftarı orada seviniyor ama kalan herkes sus pus. Jensen'in hasarı da fena değil ama yeterli değil tabi. Orada Klandine deneyecek mi orayı? Üst korda orada. Viper'ın üzerine bir hamle. Viper'ın sıçra ve arındırı var. Viper arındırını kullandı şimdi defansif sıçra. Berserker son vuruş çıkaramadı. Kurtarma paketi tetiklenmiyor o yüzden. Ve iki skor birden buldu Viper. Blaber'ı 3 kişinin arasında onu da rahatlıkla alıyorlar. Son denemesiydi bu Klandine'ın. Ve istediklerini de başaramadılar. Şimdi Scott Jensen'i yakaladı ve çok rahat bir skor daha. 4'e 0 bir değişim. Ve EDG Baron'a götürüyor bu hamle. Yani minim farkıyla oyunda düşmedi. E zaten bu kadar altın gereken ne yapabilirsin ki yani? Yani Viper da bu arada kaçarak 2'de 2 aldı. Kaçarken. Evet artık EDG son kuşatma için. Bu arada Faj. Nereye Faj? Faj. Faj hayırdır? Faj soru işareti. Bir kişi sen daha geldi abi. Zven. Sen de gel. Oluyor. Ya Cloud9. Peki, peki. Artık trollüyorlar. Yani. Aynen. Ya zaten bitti bu karşılaşma. Uçak saati geldi galiba. Turnuva bitti zaten bizim için. Ve EDG artık burada oyunu noktalamaya doğru ilerliyor. 25 dakika sonucunda Nexus Kulesi'ne vurmaya başlayacaklar birazdan.
Ve EDG de 3. galibiyetini alacak. Böylelikle T1'la puanlarını eşitlediler. Kuvvetle muhtemel EDG ve T1 arasındaki karşılaşma belirleyecek grup liderini. EDG bir takımın turnuvasını bitirdi. Şimdi Fnatic dönecekler ama Fnatic'in de turnuvasını bitirebilir EDG kazanırsa. Onu söyleyelim. Evet, tek taraflı bir oyun izledik. Yani böyle olmasını da bekliyorduk aslında.